Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir eğitim videosunda sizlerle beraber olacağız. Bunu ilk defa çekiyorum ben. Pelin bugün yeni geldi. İlk defa tanıştık kendisi. Daha direksiyonun başına bile oturmadı. Onunla neler yaptığımızı, nasıl başladığımızı, vites geçişlerini nasıl öğrettiğimizi, yani ilk sıfırdan bir adayı nasıl yetiştirdiğini size göstermek istiyorum. İnşallah sizlere de yardımcı olur. Şimdi baştan başlıyor Selin'cim. O gün mesela burada biz bu güzergah buradan başlıyoruz. Belirli güzergahtaki parklarımızı hepsini yapıp gelip burada bitirdiğimizde sınavımızı geçmiş oluyoruz. Ondan sonra, ama o gün tabii ki ilk iki tane komisyonumuz var. İki tane komisyon. Birisi senin yanında oturuyor. Önde. Birisi bunun arkasında oturuyor. Ben senin arkanda oturuyorum. Sınava 4 kişi başlıyoruz. Tabii ilk geldiklerinde hemen araba binmiyoruz. Önceliğimiz kimlik kontrolümüzü yapıyoruz. Sonrasında tablette senin fotoğrafını çekiyorlar. Sonrasında da kaputumuzu açıyoruz. İlk hadi başlayalım ilklerinde. Sen de gel bakalım. Kaputumuzu bak. Şurada bir araba resmi var. Görüyor musun? O araba resminden şöyle mandalını çektin mi? Kaputumuzu açıyoruz. Burada da kolaylık olması açısından sol elinizi yukarı doğru, sağ elinizi aşağı doğru şuradan aralıktan tutuyorsun. Buradan şuradaki mandalı ittirip sola doğru ittirip sol elini de kaldırıyorsun. Buradaki sarı çubuğunda deliğe takıyorsun. Yani kaputumuz açılmış oldu. Burada en az yani değerlendirme formuna göre en az 5 tanesini bilmek zorundasın. Tabii biz daha fazlasını öğretiyoruz. İster hepsini sayarsın, ister hocaların sana sorar. Hiç fark etmez. Onun inisiyatifine bağlı biraz da. Şöyle başlayalım. Hiç fark etmez. Sağdan soldan. Bu motor soğutma suyumuz. Motor, pardon, sileceklerimizin suyu. Motor kapağımız. Motor yağ kapağımız. Yağ kontrol çubuğumuz. Radyatör kapağımız. Hava filtresi. Akü. Sigorta kutusu ve fren hidrolik yağı olarak bunları ileride zaten videosunu da çekebilirsin. Elinde bulunabilir. Sana yardımcı olur. Bunlar çok önemli. Bunları böyle yani biraz yukarıda hızlıca kapatıyorsun. Sonrasında bagaja geçiyorsun. Bagaja geldim. Şuradan parmak uçlarına plastik bir bölge var. Şurası oraya bastığında açılıyor. Burada pinleri sayıyoruz. Bu bizim üçgen reflektörümüz. Üçgen reflektör araç arıza ya da kaza anında diğer araçlarla kendi güvenliğimizi sağlamak açısından en az 30 metre geriye koyuyor. İlk yardım çantamız, yangın tüpümüz, kaldırıyoruz. Yedek lastiğimiz, çekme demiri, vijon anahtarı, kriko ve kriko kolu olmak üzere bunları da saydıktan sonra hadi bakalım içeri geçelim. Diyecek tabii ki ilk önce sağa geçiyorsun, ilk ders olduğu için ben sola geçiyorum, sana anlatıyorum. Şimdi ilk başta o gün yaptığın hocamız burada. Arkasında ödeyen hocamız. Ben buradayım, sen buradasın. Senin yapman gereken ilk şey hazırlığını yapmak. Hazırlık nedir? Koltuk ayarımız önceliklimiz. Çünkü koltuk ayarımız neden öncelikli? Benim, senden önce başka bir adam inmiş olabilir, uzun boyludur, geri çekmiştir koltuğu. Debriyajımızla vitesimizi koordine halde kullanacağımız için benim bacağımın yani sol ayağımın dibine kadar yetişmesi gerekiyor pedalımıza. O yüzden bakıyorum şu an bak benden önceki binen aday arkadaşım bayağı bir uzun boyluymuş gerideymiş. Kendimi direksiyonundan tutup şu alttaki mandaldan şu öne doğru çekebiliyorum. Şuradan basıyorum. Tamam güçlü bir şekilde bastığımı yani ben sana debriyajı tam bas dediğim zaman debriyajı bas dediğim zaman dibine kadar basacaksın debriyaj. Yani şimdi burada gördüğün gibi 3 tane pedalımız var. Soldaki debriyaj, ortadaki fren, sağdaki de gaz. Sağ ayağımızla hem freni hem gazı kontrol ediyoruz. Sol ayağımızla sadece debriyaja basıyoruz. Sağ ayağımızla topuğumuzu yere koyup diğer pedallara parmak uçlarımızla basarsak bizim için yumuşak duruşlar, hem yumuşak frenler ve yumuşak bir gaz verimi sağlamış olursun. Yani birdenbire abanmış olmazsınız. Debriyajımızla her seferinde bas dediğinde dibine kadar basacaksın. Bırakırken yavaşça yukarı çekip sola doğru ayağını bırakacaksın. Tamam. İkincisi de yapman gereken emniyet kemerimiz. Emniyet kemerimiz çok önemli. Emniyet kemerimizi takmazsan, unutursan kalırsın. Sen de şimdi tak bakalım. Benden önceki mesela arkadaşımız uzun boyluydu. Aynaya yukarı bakıyor ve tavanda yansımasını görüyorum. O değil. Arkadaki bagaj camını tam görecek şekilde. Kendimi aşağı yolu tam böyle hiç yansıma değil.
yolu göreceğim. Hiç kafamın belki de şuradan ucundan belki saçımın kenarından görüyorumdur. Ama amacımız yolu hakim olmak, yolu görmek. Buradan da baktığında yan aynalarımızın ayarlarını da şuradan yapıyoruz. Bu yan aynalarımızı sağa doğru çevirdiğinde sağ aynamızı, sola doğru çevirdiğinde sol aynamızı kontrol ediyorsun. Oklarla bunları kontrol ediyorsun sağa sola. İç kısmında aynamızın iki tane kapı tutacağını göreceksin. Buradan da aynı şekilde, oradan da aynı şekilde. İç kısmında, aynaların iç kısmında. Hı hı. Diğer tarafı da dışa bakacak aynalarımız. Onları ayarladıktan sonra, şimdi ayarlarım tamam. Görecek mi sana? Hadi bakalım kızım, tanıt. İçini, bir de, içini say bakalım diyecek. Hı hı. Buradan başlıyoruz. Şu biraz önce gösterdiğim gibi yan aynamın ayarları. Cam düğmelerimiz. Hı hı. Motor göstergemiz. Hararet göstergemiz, yakıt depomuz, kilometre göstergemiz, şu el frenimizin çekip olduğunun uyarı lambası. Şurası sinyal kolumuz, sinyal kolumuz da çok önemli çünkü sinyallerimiz de çok önemli ki kırmızı hatadır. Yani bir kere vermezsen bırakırlar, bir kere unutursan bırakırlar. O yüzden sinyal kolumuza şöyle yukarı, şöyle döndüğünü düşün mantıken, bu taraf ne taraf? Sağ taraf. Sağ taraf yukarı, sağ sinyal. Orta kapalı. Solda bu tarafa düşün. Sol taraf aşağıya. Yani bu güzergahta çok fazla sinyalimiz var. O yüzden neredeyse eliniz bu tarafta, yani devamlı sinyal üzerinde gidip gelecek yani. Ucundan da farlarımız yanıyor. Şöyle çevirdiğiniz zaman gündüz farlarımız. Geriktesin gece uzun farımız. Öne çekersin kapatabiliriz. Tekrar farlarımızı kapatıyoruz. Burası sileceklerimizin kolu. Yağmurlu havalarda kullanıyoruz. İşte kornamız burada. Dörtlü sinyalimiz. Dörtlü sinyal kısa süreli bekleme anlarında kullanıyoruz. Hı hı. Radyomuz, klima, 6 ileri 1 geri vitesimiz ve el frenimiz. Pitaları da saymıştım. Debriyaj, fren, gaz diye. Bunları da saydıktan sonra hoca tabii sana çıkalım diyecek sınavda ve çıkacaksın. Ama daha öncesinde şunu göstermek istiyorum. Özellikle vites. Yani debriyajla iyi geçinirsen arabanla da iyi geçinirsin. Arabanı iyi sürersin. Öyle söyleyeyim. Vites de debriyaj koordinasyonunu iyi sağladığın takdirde çok kolay kullanırsın bunu. Şöyle düşün vitesin mantığını. Hız yükseldikçe, yani vitesimizi kafamıza göre yükseltmiyoruz. Hızımızı yükselttikçe vitesimizi büyütüyoruz. Hızımız düştükçe vitesimizi düşürüyoruz. Yani doğru orantı olarak düşün. O yükseldikçe ben bunu 1-2-3 diye atıyorum. O düştükçe tekrar hızına göre küçültüyorum. Şöyle diyeyim, 0 ile 20 arası birinci vites, kalkış vitesimizdir her zaman. Gaz verdikten sonra diyelim ki 3'e gel, yani 40'a geldi, 3. vites ister. 60'a geldi 4 ister, 80'e geldi 5, 100'e geldi 6 gibi. Tabii bunları biz bu güzergahımızda 3'ten 4'ten çok fazla atamıyoruz. Çok fazla hız yapacak bir güzergah değil zaten. Daha çok şey işi gibi düşün. Şimdi ben sana şöyle göstereyim vites atışlarımı. Debriyajın her seferinde, bu şu boş, evet şu düz çizgi boş. Şurası boş, evet. Debriyajı tam basıp mesela vitesimizi değiştireceğimiz zaman her zaman debriyajı değiştiriyoruz. Şimdi şurada göstereyim sana. Birinci vites hep kalkış vitesimizdir. Sol, yukarı. Hep avuç içini kullanın. Hiç böyle bakmayın, sıkmayın üstünden. Kendinizi kasmayın. Aynı şekilde çizgide gösteriyor. Bak soldan aşağı 2. İkinci vites. Evet, ikinci vites. Üçüncü vites. 40'a geldim. 3 ister. Aynı şekilde bak. Tık geçer. 60'da 4. 80'de 5. %6 gibi demiştik. Şu R de bizim geri vitesimiz. Şunun, bak şurada bir mandalı var. O mandalı çekip en sola yatırıyorsun. Ve yukarı böyle bir ses geliyor. Geri vitesimiz takılmış oluyor. Şimdi kalkış yapacağım. Öncelikle motorumu çalıştırıyorum. Motorum bak bastığımda çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü debriyajı basmadım. Debriyajımı tam basıyorum dibine kadar. Motorum çalıştı. Önce sinyalimi veriyorum. El freni, ayak frenime basıp birinci vitese takıyorum ve el frenimi de indiriyorum. Ayak frenimizi neden basıyoruz? Çünkü olur da zemin meyilliyse aşağıya doğru arabamız kaymasın diye. İşte artık aynamdan bakıyorum, yolunu kontrol ediyorum. Yolun boş olduğunu gördüm. Frenimi bıraktım. Sol ayağımı debriyajını birazcık kaldırıyorum. Araba bak kavrama noktasına geliyor. Kendini hareketlendirmeye başladı farkındaysa bak. Yavaş yavaş hareketlendim ve girdim. Tabii bu yarım debriyaj beni götüremez. Artık gaz vermem gerekiyor. Sağ ayağım parmak uçta, bak topuğum yerde sağ ayağım.
sağ ayağım parmak uçlarıyla gaz verirken gazı sesi bak duyuyorum. Hı-hı. Şu an yarım debriyajdaydı. Ve artık yavaş debriyajı bıraktım. Ayağımı sola koydum. Şimdi bak 20'ye geldim. Benden ilk gazda görüyorsun, duyuyorsun motor sesini. 2 istiyor. 2 atmam için önce debriyajı tam basıyorum. Sol ayağımla gazımı kaldırıyorum. 2 attım. Şimdi tekrar gazımı verirken yavaş debriyajımı bıraktım. Yani bu mantığını bir kere çözdün mü bütün viteslerinizin geçişleri aynı zaten. Sadece şunu istiyorlar. Viteslerde kesinlikle yoldayken kaçtaydım diye bakmayacaksınız. Ne yaptım, nereye attım diye bakmayacaksınız. Bunun yerini çok iyi ezberleyecek eliniz. Soldan yukarı 1, soldan aşağı 2, karşıya 3, aşağı 4. Tamam, bunları atmadan. Tabii bunları ilk günlerde de, yani ilk günlerde alışana kadar muhakkak siz de emin olmak için bakacaksınız ama tabii gitgide diğer derslerimizde bakmadan atmaya çalışacağız. Şimdi bak görüyorsun, gaz veriyorum. 40'a gelecek şimdi. 3'e atacağız. Evet, 3'e atacağım. Bastım debriyajımı, ayağımı gazdan çektim, 3'e atacağım. Tekrar gazımı verirken yavaşça debriyajımı bırakıyorum. Yani şöyle düşün, debriyajı bastım, gazı çektim, gaz verirken debriyajı bıraktım. Yani ikisi aynı anda asla basit olmuyor. Tamam. Şimdi sağ sinyalim açtık, ışıkları geldim. Debriyajıma bastım. Dururken de debriyaj ve yavaşça frenle duruyor. Tamam. Debriyajı hiç bırakmıyorum bak. Hani durdum diye ikisini beraber bırakmıyorum. Hemen biri aldım. Tekrar yavaş debriyajımı kaldırıp gazımı verirken debriyajımı bıraktım. Bu kadar. Şimdi buradan dönüşlerimde çok gaz vermiyorum. Onunla en fazla 20'ye gelecek kadar. Köşe dönüşlerinde genelde gazımız 20'de olur. 20'den sonra hiç gaz vermem. Ve ellerim birazcık daha fazla dönüp sağa verecek iştendir her zaman. Birazcık daha ellerim akşamı istiyorum benden. Bastım dediğim ayağım gazdan kaldırdım. Yani sağa verecek işten dönüldüğü için biraz daha fazla toparlarsınız. Sol virajlar geniş dönüldüğü için biraz daha serbest bırakırsınız. Şimdi ben sana burada mesela neyimiz var? Esasında gideceğimiz bir parkurumuz var. Orada parklarımızın yaptığımız caddemiz var. Ama bu caddeye gelmeden önce Hulusi'nin 0 olduğu için önceliğimiz bizim vites geçişlerini öğrenmek. Arabayı nasıl kaldırıyoruz? Nasıl uzatıyoruz? Nasıl yumuşak frenle yapıyoruz? Bunları eğer baktık ki sen hemen kavradın vites olayını, seninle güzel yanımızı bugün park yapmayız. Parkları başka bir videomuzla beraber tekrar çekeriz. Hem orada görmüş olsun, üretmiş olsun. Günden hemen kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama geri kalan en azından nelerden ulaşıyormuşuz seninle gider geliriz. Şimdi burada bak sağ sinyalimi açtım. Emniyet Müdürlüğü caddesine giriyorum. Normalde biz Aydınpuluk'tan dönmemiz lazım park caddemize. Buradan dönerken bak 2'deydim. Ayağımı gazdan çektim. Debriyajı basıp yavaşça 1'e taktım. Evet, şimdi tekrar sağ sinyalim açıktı zaten. Ama tekrar kapandığı için tekrar sağ sinyal verip yavaşça debriyajını tekrar basıp frenle duruyorum. Arabadan inerken sinyalimi kapattım. Boşaldım. Tamam. El frenimi çektim. Basarken, indirirken şunu düğmesiyle indiriyorsunuz. Hı-hı. Çekerken direkt tamam. Çekiyorsunuz. Ve kontağımı kapattım. Şimdi sana geliyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Şu kolum var. Onu söylemeyi unuttum. Şurada bir kol var arabanın koltuğunda. Hı-hı. O seni yukarı kaldırır. Ya da aşağı inmeni sağlar. Dizlerin vuruyorsa. Eğer onu aşağı doğru yaparsan. Tamam mı? Tamam, iyi, kendine göre ayarlarsın. Şurandaki kolda, omzunun yanındaki kolda sırtını ayarlar. Evet. Şimdi hazırız. Debriyajımızı bir bastın. İstersen şöyle, ben sana viteslerin eline mahsur yoksa göstereyim. Bak, sol yukarı 1. Soldan aşağı 2. Avucunu açıyorsun, şu ittiriyorsun. 3 ve 4. Sonra 5, 6. Şurası boş. Bekleme yaparken araba çalışıyor olsa bile boşu alıp ayaklarınızı bırakabilirsiniz. Tamam. Heh, burası da boş. Boştayken şimdi debriyajı basıp bir çalıştıralım. Tamam. Evet, arabamız çalıştı. Şimdi sol sinyalimizi açtık. Sol sinyalimiz aşağı doğruydu. Evet. Tamam. Biri aldık. El frenimizi indirdik. Yukarı çekip göze. Evet. Tamam. Şimdi sol ayağın altındaki debriyajı birazcık kaldır. Araba hareketlenecek, kavramaya gelecek. Evet. Sağ ayağından şimdi gazı dokunurken sol ayağın debriyajını bırak. Yavaş yavaş bırak.
Nasıl? Gördün mü? Kalkışı bak. Evet. Şimdi bak bir durmayı yapalım. Debir dibine kadar basıp yavaşça frenle hafifçe duruyorsun. Gayet güzel bak. İlk bak bırakmama. Debirsen bak basmadığın için, yarım bıraktığın için freni bırakınca araban gidiyor. Tamam. Debir dibinde mi şu anda? Freni de bastın durdu. Evet değil mi? Bu duruşumuz bu. Şimdi tekrar kalkış yapacağız. Sağ ayağını bıraktın. Sağ ayağını bırak. Bak bırakırsan hiç bekersin işte böyle. Çünkü freni bırakmadın. Tamam. Fren nedir? Durma mekanizması değil mi bizim? Sen yürümen için önce freni bırakacaksın. Sonra debirini bırak. Kaldırmaya tamam. başlayacaksın. Tamam, bas debirini çalıştır şimdi. Evet. Şimdi hafif debirini kaldır. Bir de desin zaten. Tamam. Evet. Debirini yavaş kaldırınca. Bak gidiyor araba. Şimdi sağ ayağında gazını ver. Evet, sağ yanında gaz ver. Tamam. Gazın sesini duyduktan sonra debriyajı bırak. Debriyajı bıraktım. Ama gazın sesini anca duyuyoruz. Bak önce gazın sesini duyacaksın sonra debriyajı bırakacaksın. Tamam. Şimdi nasıl duracağız? Biraz gaz ver. Tekrar duracağız bak şimdi. Bas debriyajını bir duralım. Debriyaj. Yavaşça fren. Ortadaki fren. Evet. Yumuşacak. Bugün ilk gün yaptığın her şeyin mübah. Günah yok bugün. Freni bıraktın önce. Önce freni bıraktın. Zaten. Evet, debriyajı yavaş kaldırdın. Bak, yavaş kaldır. Bas debriyajı. Bas debriyajı. Bas debriyajı. Bak, neden biliyor musun? Gaz vermedin. Gaz. Bak, debriyajdasın şu anda. Minik yavaş kaldıracaksın ayağını. Çok hafif bak. Bak, tamam. Oradayken gaz vermeye başlayacaksın artık. Yarıdayken. Tamam mı? Tamam. Heh. Gaz ver. Gazın sesini duyayım. Duyayım gazın sesini. Gazın sesini duyayım. Bırakma bak. Değil. Yavaş debriyajı bırak. Yavaş debriyajı bırak artık. Tamam. Gazın sesini duyduktan sonra bırakacaksın. Bıraktım debriyajı. Evet. Gazı veriyor musun şu anda? Ben hiç gaz sesi duymuyorum. Veriyorum şu an. Evet. Sinyali kapat istersen. Evet. Şimdi dur bakalım. Bir daha tekrar kalkışlarımızı iyice düzeltelim. Bas debriyajını. Yavaşça frenle dur. Güzel. Şimdi tekrar kalkış yapacağız. Freni bıraktım. Bak, bak freni bırakır bırakma debriyaj değil. İlk önce freni bırakır mısın? Bıraktım. Sağ ayağını. Burayı bu tarafa getir bak. Topuğunu bu buraya koy. Tamam mı? Bak. Tamam. Sağ ve böyle gaz ve freni böyle kullan. Tamam mı? Tamam. Şimdi önce debriyajını bak sağa doğru artık at ayağını. Çünkü gaza vereceksin biraz sonra. Frenle işin yok. Debriyajını çok hafif kaldırıyorsun. Bak yukarıda parmaklarına. Tamam. Parmak uçları basacaksın. Evet bak şimdi sağ ayağına gazı dokun. Dokun gaza. Gazın sesini duyayım. Gazın sesini duyayım. Bak bir verip bir bırakma. Şimdi yavaş debriyajını bırak artık. İşte bu gördün mü? Şimdi tekrar var. Bas bakalım debriyajı. Tekrar bir duralım. Debriyaj fren. Evet. Şimdi bıraktık frenimizi. Tamam. Evet. Ayağını böyle koyma. Bak burada. Gaza lazım olacak o ayak. Evet. Sol ayağın debriyajını yavaşça kaldır. Sağ ayağına gazı dokun o arada. O arada bir yandan aynı anda gazını da vereceksin. Aynı anda. Evet gazı verirken de debriyajı bırakacaksın. Bir verip bir bırakma. Tamam. Bak bırak gazı verirken de debriyajı bırak artık. Debriyajı bırakayım mı? Bak. Tamam. Daha debriyaj yerdeyken gazı verdiğin için gazın sesini duyduktan sonra debriyajı yavaşça bırakıp yana koyacaksın artık. Tamam. Üzerinde kalmayacak ayağın. Tamam mı? Şimdi tamam, tekrar bir bas bakalım. Tekrar debriyaj fren yap bakalım. İyice bu kalkışlarımızı düzenlememiz lazım. Bak hiç ikiye attırmıyorum daha. Evet, şimdi freni bıraktım. Ayağım gazın üzerine doğru gitti. Evet. Debriyajımı minicik kaldırdım. Sağ ayağım evet. Gazı dokunurken debriyajı bırakmaya başlama. Bilen biri değil. Heh. Bak güzel. Fena değil. Şimdi debriyajı tekrar bas. Evet, bir duralım. Tekrar kalkalım. Evet, bıraktık frenimizi. Evet. Gaza bastım. Gazı da daha basmıyor. Debriyajımızı hafif kaldırıyorsun. Bak. Araban minik hareketlendiği an sağ ayağına artık gazı vermeye başlıyorsun. Ver gazını. Araç geliyor. Bir dakika şuna bakalım. O bizi bekliyor. Ver gazını yavaş yavaş. Debriyajı de bırakacaksın ama. Debriyajı bırakacaksın. Pelinci bak. Mantığımız birini basıp birini bırakmak. Tamam. Tamam mı? Şimdi sağ sinirimizi açalım. Şuraya bir gidelim şuraya doğru. Sağ yukarı. O sileceklerimi çekelim. Sağ sinirimi. Bıraktım frenimi. Tamam, debriyajı yavaş kaldır. Kaldırdım. Bak ama bak daha debriyajı kaldırmadan gaz vermeye başlıyorsun. Evet şimdi gel bakalım kenara doğru. Şuradan bir U dönüş atalım seninle. Evet şöyle dümdüz gidiyorsun. Debriyajı tam bas. Yavaşça frenle dur. Tamam.
Şimdi birinci testteyiz zaten. Sol sinirini aç. Debriyajdan yanmış. Evet, hiç bırakmıyorsun zaten. Tam sol tur çevirir misin direksiyonunu? Tam sonuna kadar. Tam sol. En sonuna kadar çevir. Evet. Şimdi burada hiç gaz vermeden sadece debriyajını kaldıraraktan U dönüş yapacağız. Yavaşça kaldır şimdi. Bak, arkamızı kontrol edelim. Sinirini aç. Sol aşağı doğru. Evet. Yavaşça kaldır debriyajını. Bir tane daha araba geliyor. O çok uzakta daha. O çok uzakta. Ama arkadan alalım. O geliyor biraz. Bekle istersen. Burada fren yok. Freni bıraktın. Freni bıraktın. Debriyajını kaldır. Sadece gaz da vermiyoruz burada. Hafif kaldır debriyajını yürüyecek kadar. Arkadaki aracı bekleyin. O kamyon dönmeyecek mi? Yani bunu tamam. Bekleyelim hadi bakalım. Çok yavaş gidiyor ama. Neyse. Açı kaldı. Kimse kalmadı artık. Bak şu gördün mü? Bak yarım debriyaj dediğimiz olay bu. Şimdi karşıya baktığın an araban bir ve iki defa toplayınca yani 1,5 tur atmış oluyorsun. Lastiklerin düzeldiği an artık yavaşça gazını verip debriyajını yine tekrar bırakmaya başlıyorsun. Gaz verirken debriyajı bıraktım. Evet. Şimdi 2 atmak isteyeceğim. Bas debriyajını önce. Ayağını gazdan çek. Ondan sonra 2'ye çek. Hı, şu. Tekrar şimdi gaz verirken debriyajını bırak. Gaz verirken debriyajını bırak. Tamamen tabii yavaş tabii bırakacaksın. İşi tamam, bittikten bırak. Sonra bırakacağız kenara. Tamam. Evet. Durayım şimdi işte. Tekrar bir duralım, tekrar bir kalkalım, bir iki yapalım. Bas debriyajını. Çok direksiyonu evet, sallamana gerek yok. Debriyaj, fren. Evet. Hemen birinci vitesi alıyorsun. Her kalkışımız birinci vitesi. Evet. Freni bıraktım. Debriyajımı yavaşça kaldırıyorum. Bak gaz yok önce. Önce hafif debriyajını kaldır. Tamam. Ha, şimdi gazını veriyorsun bak araba hareketlenince. Tamam. Bu mazotlu bir araba olduğu için arabanın hani güzel kalkışı var. Yarım debriyaj hemen hareketleniyor. Bunu benzinli ve tüplü arabalarda yapamazsın zaten. Onu illa ki o gazı senin bilmeden yaptığın yöntemle kaldırman lazım. Bunda hiç sağ sol yani çevirmiyorsun. Ver gazını bir atalım, ikiye açacağız. Durdun. Bırak frenini. Şu an debriyajda ya. Evet. Yavaşça kaldırdı. Evet. Veriyorsun gazını birazcık. Gaz ver önce. Gazın sesini duyacağız. Hızın 20'ye gelecek. Şimdi tekrar bastın debriyaja. Ayağını gazdan çektin. Hemen 2. Evet bu. Tamam. Yavaş şimdi gazını verirken debriyajını bırak. Gaz verirken debriyajını bırak. Sağ sinyali aç bakalım. Bir duralım tekrar kalkalım. Sağ sinyal yukarı. Evet. Şöyle gelip şimdi debriyajına tam basıyorsun. Yavaşça frenle duruyorsun. Tamam. Güzel. Hemen bir al. O 3 oldu bak. Evet. Bıraktım frenimi. Tamam. Debriyajımı yavaşça kaldırıyorum. İncik. Tamam. Evet. Şimdi sağ ayağında gazını veriyorsun. Evet. Gayet güzel. Bak direksiyonun yalnız çok sağ sol yapmana gerek yok. Tamam. Düz gitmen için düz tutacaksın. Tamam. Şurası. Gördün mü? Tamam. Ve hareketlerimiz milimlik hareketler olacak. Tamam. Asla santimlik bile çok fazla ani kırışlar yapmayacağız. Bas debriyajını. Ayağını gazdan çek. 2. Çek şimdi 2. Bak orası boş. Hı. Soldan aşağı. Tamam. Evet. Evet. Şimdi sağ sinyali aç. Tekrar durup U dönüşümüzü yapalım. Sağ sinyali aç. Debriyaj. Ay. Sağ sinyal aç ama bak benim dediğim. Kafam karıştı ama hocam. Ama bak şimdi kafan karışmayacak. Bir kere soğukkanlı olacaksınız araba kullanırken. Her şey aynı anda yapıyormuş gibi görünüyorsunuz ama sırası var. Farkındaysan. Ben sana sırayla söylüyorum. Hı-hı. Aynı anda hem sağ sinyal aç. Aynı anda hem şu dön demiyorum. Debriyajda. Evet debriyajda çünkü gidesin bir alman lazım dönmen için. Evet. Duruşlarımız sağ sinyal, dönüşlerimiz yani sol sinyal ya da kalkışlarımız sol sinyal. Hı hı. Sen burada duracağın zaman sağ sinyal vermen gerekiyordu. Hı hı. Dönerken de sol sinyal açman tamam, lazım. Açtım. Şimdi tam sol yap bakalım da direksiyonumuzu. Tam sol. En sola çevir. En sonuna. U dönüş yapacağız. Evet, U dönüş yapacağız. Evet, tamam. Geldi mi? Daha dur. Heh. Şimdi hiç bırakmadan, toplamadan sadece biri kaldırıyorsun. Evet. Şu. Gördün mü? Hı
Yani şimdi yolu gördük. Ondan sonra zaten bırakınca kendisi bile topluyor direksiyonumuz. Şimdi sağ ayağınla gazını dokunurken birini yavaş yavaş bırakırsın artık. Bak direksiyonu düz tutmaya çalış. Kırma. Bu direksiyon hassas ki. Bir milim bile sağ kayıp tutarsan o bir milim seni böyle yavaş 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 sağa doğru götürür. Düz ilk önce gazımızı verelim. Bir gazın sesini duyalım. Birkaç ses duyalım. İnmeye gelsin hızı. Şimdi bas debirine at ikiye. Soldan aşağı. Evet güzel. Tekrar gazını verirken debirini bırak. Umarım bu çektiğimiz ilk alıştırma videomuz faydalı olur. Çünkü gerçekten sadece seninle değil, senin gibi gelen yani bütün sıfır adaylarımla aynı çalışmayı yapıyorum ben. Evet, bir duralım, tekrar kalkalım. Bas debirine, yavaşça dur. Duruş kalkışlarında sıkıntı yaşamazsan hiç istop da etmezsin. İstoptan kalma gibi bir korkun da olmaz o zaman. Hemen al bakalım biri. O üç oldu bak. Evet, doğru. Bıraktım frenimi. Debirimi yavaşça kaldırdım. Evet. Güzel. Bak kalkışlarım düzelmeye başladı. Sağ ayağımla gazını verirken sol ayağımı bıraktım. Şimdi biraz gazın sesini duyuyorum. İki, evet. İki. Bas debirine. Ayağını gazdan çek. İki. Çek ikiye. Soldan aşağı. Evet. Şimdi tekrar sağ ayağımla gazı verirken sol ayağımı bırakıyorum. Dur, tekrar kalkalım. Debriyaj. Evet, hemen bir tak. Evet, bıraktık frenimizi. İşte gayet güzel. Kalkışların güzelleşmeye başladı. Ver gazını yavaş yavaş. Evet, at ikiye bakalım. Evet, gördün mü? Onu da yaptın. Yavaş yavaş gazını verirken debriyajını bırak. Şimdi sağ sinyalimizi açalım. Bir sağda durup tekrar o dönüşümüzü yapalım. Yukarı doğru. Evet. Bastık debriyajımıza. Dur. Gayet güzel. Şimdi bir alıyorsun. Hemen unutmuyorsun kalkış yapmak için. Üç oldu gene. Evet. Sol sinyalimizi açtın. Aşağı doğru. Tekrar aşağı doğru. Evet. Tam sol yap bakalım direksiyonu da. Sol sol sol. Evet. Bıraktık frenimizi. Evet. Debriyajımızı yavaşça kaldırıyorsun. Bu arada sesinden dolayı özür dilerim. Biraz faranjitim var. Sesim biraz mekanik gibi geliyor olabilir. Evet. Yavaş yavaş sağ ayağına gazını verirken evet. Bıraktın. Evet. Önce bir gazın sesini duyalım. Ondan sonra ikiye atalım. Şu an çekmiyorum. Köpekten dolayı. Bir şey olmaz. Onlar alışkın buralarda. Bir korna bas ortaya. Şurada. Bak. Ver gazını. Evet, at ikiye bakalım. Bas tepeci. Evet, güzel. Şimdi tekrar yavaş yavaş gazını verelim. Şu bir üç attım seni. Ver gazını birazcık daha. Biraz daha gaz sesi duyalım. Şimdi bas debriyajını ittir karşı eline. İşte bu. Gördün mü? Kapasite. Evet. Şimdi tekrar gaz verirken debriyajı bırakıyorsun. Evet. Sağ sinyalimizi açalım şimdi. Yukarı doğru oradan. Evet. Ayağımız gazdan çekiyorsun. Bak şimdi. Böyle hızlı geliyorsa önce birazcık ayağın gazdan çekiyorsun. Çekti. Araban güçsüzleşiyor, şeyi düşüyor, hızı düşüyor. Şimdi. Sonra debriyajını tam basıyorsun ve yavaşça frenle yumuşak bir şekilde duruyorsun. Gördün mü böyle? Çünkü hızını kesmezsen ani durursan her zaman arabaya bırakıp sana zarar verir. Şimdi hemen üçteksin ve tekrar al bire. Evet, güzel. Sol sinyalimizi açalım. Tam sol yapalım. Arabanın çevir, ya. Çevir. Sen çevir olduğun yerde. Onları kollayacağız aynı bu şeyimizi. Tamam, evet. Birazdan çekiyorum. Evet, o da ilerledi sanırım, değil mi? Evet. Evet. İşte debriyajımıza dönelim. Şimdi bak, parklarımızda da hep böyle bu yarım debriyaj olayını kullanacağız bak. Şimdi bir, tam soldan sonra iki defa, yani şu büyük boşluk tepeye iki defa gelince, yani bir buçuk tur çeviriyoruz.
Ama şu direksiyonun büyük boşluğu. İki de yukarı gelince direksiyonumuz yani tekerleklerimiz düzelmiş oluyor. Aynı şekilde tam sağ bile yapsan tekrar 1,5 tur topladığında yine tekerleklerimiz düzelmiş oluyor. Tamam. Evet. Evet. At bakalım ikiye. Devir basmadan atılmıyor yalnız biliyorsun. Evet. Oğlum bir aşağı. Aşağı. Bastın mı debirine? Basayım mı debirine? Basacaksın. Vitesi ellemeden tamam. Önce bunu tutacaksın. Tamam hocam. Yani vitesi bas, debirci basmadan vites tutmak yok. Tamam. Şimdi tekrar bir daha da bakalım. Bir daha bir iki yapalım. Bas debirine. Bir duralım. Yavaşça. Durduk. Evet. Tekrar bir aldık. Şimdi buradan da seninle biraz sonra güzergahımızı gezeceğiz, tamam mı? Senden istediğim zaten sadece vites geçişlerini, benim her söylediğimi yapma. Heyecan yapmana gerek yok. Sana gel güzergahımızı gezdireceğim. Bir daha geldiğinde neler yapmamız gerektiğini, nelerde dolaşacağımızı göreceksin. Ben bir yokuşumuzu gösteririm. Yokuş kalkışı nasıl yapıldığını gösteririm. Şimdi sağ sinir aç bakalım. Ayağını gazdan çek. Yukarı doğru. Yukarı doğru sağ sinirimiz, evet. Ne demiştik bu taraf? Sağ sinir değil mi? Ayağını gazdan çek. Debirine bas. Şu dur evhasını. Orada bir duralım. Bas debirine. Hafif diren dur. Debiyaj tam basacak. Oh of of. Dibine kadar basacaksın sonra fren yapacaksın. Yoruldun mu bacağın? Çalıştır bakalım. Evet. Hemen bir al. Üçtesin. Evet. Şimdi burada sağa doğru biraz hafif yönlendiriyoruz direksiyonumuzu. Bırakma. Ben tutuyorum ya sen bırakma. Ay. Yine silecekler açtı. Ama sinyal kolumuz orada. Sağ sinyal zor yaşacak. Bak burada direksiyon tutar mısın? Tamam. Ben tutmayacağım, sen tutacaksın. Tamam hocam. Burada biraz sağa doğru tutuyoruz ki döneceğiz. Şu an tam basıyorum. Evet, şimdi yavaşça debirin hafif kaldır. Çok az hafif kaldır ki yolumu ben bir göreyim. Tam göremiyorum şu anda. Bir tık öne gideceğim yani. Şöyle birazcık yola bak bak. Debirin bas dur şimdi. Mesela araba geliyor. Tam bas debirine. Tamam. Evet, dururken devamlı tam bası var. Yarım değil. Evet, şimdi bırak yarım debriyajını, yavaşça kaldır. Hemen bak, sağdan devam et. Tut direksiyonu yüzün. Ben tutmayacağım. Evet, şuradan toparladın hemen. Evet. Sağ sinyalini, tamam pardon. Tabii sağ sinyalini açacaksın. Gazını ver şimdi yavaş yavaş. Çünkü şuradan aydınlıktan döneceğiz. Ver gazını. Gaz ver, gazı sesini duyalım. Gaz sesi duyalım. At ikiye şimdi. Bas debriyaja. Evet. Güzel. Şimdi çok fazla gaz vermeden şimdi köşeden döneceğiz. Burası bizim park çatlarımızı göreceksin. Hem park yapan araçları göreceksin. Burada şimdi bak yine ayağını gazdan çekiyorsun. Debriyaja tam basıyorsun. Hiç gazsız. Debriyajda şöyle böyle yavaş yavaş döndürüyorsun. Çok kırmıyorsun hemen. Şimdi çok yavaşladığın için biri alabilirsin giderken. Hemen şöyle biri al. Evet. Burada bizim gördüğün gibi araçlarımız var. Ya, bunlar. Tam basıyorum. Şimdi gazını yavaş yavaş verebilirsin de debriyajı bırakarak. Hı. Yavaşça gazla. Burada gördüğün gibi bu H'lerin içi dört dubanın arasında sınavda bunun adı paralel park. Şöyle gördüğün gibi arkadaşlar park yapıyorlar. Hı hı. Bunları bir yer geldiğinde beraber yapacağız. Tamam. Bak şu an Dubai'ye çarptı ve kaldı. Şimdi ilerle bakalım. Biraz yavaş yavaş gazını ver. Bir viteste gideceğiz böyle. Hiç gaz vermene gerek yok buralarda. Şimdi gördüğün gibi arkadaşlar hep yapıyor. Bu da paralel park yapıyor. Çok basit. Bunun da kuralları var. Zaten aynalarımız var, dubalarımız var. Dubaların getireceği yerler, işaretler var. Bu mesela L parkımız. Bu da L harfi gibi park yapıyoruz geri geriye. Burada mesela çalışmalarda işer defa yaparız, üçer defa yaparız. Yaparız ama bizim sınavda biliyorsunuz bu parklar birer defa yapılıyor. Bir kere paralel, bir kere L yapıp bitiriyorsunuz. Şimdi mesela buradan biz diyelim ki paralel L parkımızı yaptık, çıktık. Çıktıktan sonra şurada ileride duracağız. Geri geri gidişimiz var. 25 metre geri geri gidişimiz var. Onu da hem geri vitesi attırayım sana. Burada bir geri giriş yapalım. Geldim böyle. İlerle bak. Sağ sinyalini açıyorsun burada. Yukarı doğru. Hep duruşlarımız sağ demiştim. Şu duruyasını gördün ya. Köpeklerin orada. Orada debirsen bas şimdi. Yavaşça dur. Evet. Şimdi sinyalimizi kapattığımız öncelerimiz. Al boşa vitesini.
tam basılı delirdim. Şimdi tut mandalını, şu mandalı. Bak şuradan tutuyorsun, şuradan çekiyorsun. Tamam mı? Çektin mi? Heh, bak bu ses geldi. Tamam. Bu geri vites. Şimdi burada hiç gene gaz kullanmıyorsun. Yarım debriyajla sağ sol aynalarını göz uçlarıyla kontrol ederek dümdüz gidiyoruz. Tamam mı? Debriyajını yavaşça kaldır. Evet. Debriyajını kalacaksın sadece. Azıcık kaldırsan yeterli. Ha işte bak yürütecek. Biraz güzel kaldır. Ha. İşte bu. Bak buradan da bakacaksın. Devamlı oraya bakıp durmayacaksın. Bir sağ sol böyle göz uçlarıyla. Karşında da döndürmek yok. Kafa döndü bak. Bak bir gözün karşıda. Bunlar böyle yanları kontrol edecek. Şimdi yerdeki 25 metre yasını görünce de debriyaj, tam bas, fren yap. İşte bu. Yani burada sizin sınavda 25 metre düz gidebiliyor mu diye bakıyorlar. Hı, şimdi hı. Al bakalım 1'e. Boşu çek. Ondasın 1'e at. Evet değil doğru. Hı. Bir dakika ben emin olamadım. Tamam. Şimdi sol sinyalimizi açıyoruz. Kalkış sinyalimizi. Sol aşağı. Tamam. Böyle düşün. Bıraktık frenimizi. Debriyajımızı yavaşça dümdüz gidiyorsun şimdi. Debriyaj da şu evet, anda. Evet. Kaldır debriyajını yavaşça. Kaldır. Çok az bir gaz verebilirsin burada. Ama çok fazla hızlı hızlamana gerek yok. Çünkü şu dubun etrafını U dönüş yapacağız. Evet. Yavaş yavaş yavaş. Debriyaja basıyorum. Yavaş. Daha basma. Böyle bu hızla bak şimdi. Arkanı kontrol et aynadan. Var mı kimse? Yok. Var. Yok o bir şey geri gidecek. Önde de kimse gelen yok. Döndür artık. Tamam. Tam soluna kadar döndür. Basmana gerek yok şimdi. Yavaş yavaş da çok az bir hızımız vardı. Şimdi yolumuzu gördük. Döndük. Evet. Şimdi sağ yanına gazı verirken debriyajını bırak artık. Gaz ver. Sağ yanına gazını ver. Evet. Şimdi ikimizi atalım. Bas debriyaja. Evet, güzel. Esas bütün zaten sınavda sizi zorlayan yer burası. Yani parklar özellikle. Ama biraz hani belki geldiğinde, belki çalışmamızda yaptığımızda parkların hani öyle korkunç ya da görüldüğü kadar zor olduğunu düşünmeyeceksin. Aa hocam bu kadar da kolaymış mı diyeceksin. Aslında yani. Karbürasyon parklar zor gelmez. Evet ama bak ben bugün arabaya alışmanı istiyorum. Evet arabaya alışmanı istiyorum. Zaten dur kalkmanın hani alışmanı istiyorum. Çünkü aynı anda birçok bilgi verirsek kafanız çorba olur. Bunu sonra şey yapamazsınız. Hepsi hangi birini kavrayacaksınız. Şimdi bak burada bir ani duruşumuz var. Debriyaj fren yap bakalım. Debriyaj fren. Debriyaj fren. Fren. Şunu istiyorum senden. Ben istiyorum. Ben bastım onu. Bunu istiyorum senden. Burada ne istiyor biliyor musun? Refleks şeyi. Duruşu. Önünde bir köpek fırlamış olabilir. Bir araç durmuş olabilir. Ne yapacaksın? 30 km hızla burada giderken debriyaj fren yapacaksın ve duracaksın. Şimdi biri aldım tekrar buradan kalkışımız. Sol sinyalimizi açıyoruz. Kalkış sinyalimiz. Evet bıraktım frenini. Evet debriyajımı yavaşça kaldırıyorum. Buradan sol sinyalle kalkıyorum. Sağa doğru şimdi sinyalimi veriyorum. Evet. Şimdi şuradan görüyorsun aracı. Debriyajı bıraktım. Evet ama tekrar şurada basacağız duracağız değil yolunuzu mi? Görmek için. Şimdi tekrar bas debriyajına. Evet şöyle yolu görecek şekilde debriyaj tam bastım fren yaptım. Baktın ki kimse yok. O sürücü kursu geliyor. Ama arkasındakine bakabilir miyim? Görebilecek miyiz? Arkasından araç geliyor. Onlar bir geçsin. Boşalsın. Evet. Frenini bırak şimdi. Debriyajını yavaşça kaldır. Kaldır debriyajını. Hemen bak. Hemen sağa doğru toparlıyorsun. Kendi şeridin içinden. Şu. Hemen geri toparla bak. Araban sağa gitmesin. Toparlamak demek gittiği yönün tersini çevirmek demek. Yani ne kadar toparlamak gerektiğini zaten sen göz hizasıyla kendin şey yapacaksın. Fazla hareketler yok tamam mı? Şimdi at bakalım iki. Hı, güzel. Onu kavradın. Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. Geri kalanını beraber gezelim. Ver yavaş yavaş gazını şimdi. Hız ver. Böyle yan yana çıkan arabada sakın korkmayın. Hani üzerinde çıkardı sakın burada fren yapmayın. Tabii çok acil durumda kalmışsınız da. Biz ana yolda olduğumuz için, onlar tali yolda olduğumuz için onlar yola çıkmadan bizi beklemek zorundalar. Biz ana yoldayız şu anda. Hani geçiş üstünlüğü bizde. Hı, atın şöyle. Evet çok güzel. Aferin.
hani bazıları arkadaşlarımız karşı, ay hocam önümüze çıkar mı diye korkusundan yolun göbeğini durmaya kalkıyorlar. Öyle bir panik yaşamayız tabii. Hani şöyle bir şey, baktığın adam durmayacak gibi görünüyorsa ayağınızı gazdan çekersiniz. Ayağınızı gazdan çekmek zaten arabanın güçten düşmesi, hızdan düşmesi anlamına gelir. Sizi bir yavaşlatır zaten. Ha, baktığınız adam çekip gitti, tekrar gazınızı da verip devam edebilirsiniz. Burası sol sinyal, açıyorsun aşağı doğru. Arkanın kontrolü dismak gelen var şu anda. Onlar ayağını hafif hafif gazdan çek. Neden çekiyoruz? Çünkü onlar bizi çeksin ki, yani geçsin ki biz sola geçelim diye. Evet. Şimdi yavaş bak. Küçük bir hareketle şöyle geçtim. Şimdi yavaşladığım için de ikiye alacağım. Bas debriyajına. Soldan aşağı doğru çek kendine. Şimdi yavaş yavaş kendi gazını vermeye devam et. Yani çok da gaz vermiyoruz. Ver, gaz ver hatiften. Evet. Şimdi şu sarı oklanın olduğu dönemeçten döneceğiz birazdan. Şimdi ayağını gazdan çektin. Debriyajı tam bastın. Bu hız seni zaten oradan döndürmeye yetecek. Sadece debriyaja dönüyorsun. Şurada yolu görecek kadar çıkıyorsun. Tekrar frenle duruyorsun. Bu. Hemen birinci hız alıyorsun. Debriyajı tam bastın. Evet. Kimsenin olmadığını, emin olduğunda ya da kendini güvende hissettin. Ben çıkabilirim dediğin an çıkacaksın. Kesinlikle acele etmene gerek yok. Hafif kaldırarak yarım debriyaj. Evet, freni bıraktın şimdi. Debriyajımızla yavaşça kalkıyoruz. Çok fazla direksiyonu kullanmıyorsun çıkışta. Hadi bakalım debriyajını kaldır. Evet, yavaş yavaş. Sağ şeridi bulacak şekilde. Tamam mı? Evet, burayı girdikten sonra tekrar topluyorum. Evet, bu güzel. Ver şimdi gazını yavaş yavaş. Ver gazını. Gaz ver. Şimdi iki yatalım. Evet. Bakmamaya çalış direkt ülkesine. Evet, devam et. Ver gazını bakalım. Gaz ver. Aralığında duracağım için de ayağımı gazdan çektim. Debriyajıma tam basıyorum. Evet. Şurada birazcık çapraz bir şekilde duruyorum. Şimdi durdun. Buradan, evet tabii ki. Hemen boşal biraz. Burada neden çapraz duruyorum? Ben dışarıda kalmayayım. Geride kalsam yolumu göremem. İleri gidersem dönüşüm zor olur. Hem buradan da çapraz yoldan gelen ne de rahat görmem açısından burada çapraz durdum burada. Güvenli bölgede. Bunun evine olduktan sonra yavaşça kaldırdı birini. Hoş olduğunu gördüm. Evet, şimdi yine aynı şekilde sağ şeritten devam ediyorsun. Ver şimdi yavaş yavaş gazını. Evet. Ver yavaş yavaş gazını. Gaz ver. Yavaşça şöyle döndük sağ sinyalimizle. Evet. Şimdi tekrar toparladım. Hafif gazını verirken debriyajını bırak gene. Gaz ver önce yavaş yavaş. Evet. Tekrar sağ sinyalimi açıyorum burada. Yukarı. Evet. Şimdi şu buryasını geçmeden bir duracağız. Bak dediğimde duruyorsun bakalım. Evet. Burası bizim rampa kalmışımız. Bunu bir alıyorsun önce tabii ki. Bir alıyorsun. Şu camı kapatır mısın? Sesini bir çok unutun. Yukarı doğru çekelim. Yukarı doğru. İkisi de yukarı doğru. Bak, yukarı gider. Ses çok fazla geliyor dışarıdan. Şimdi bak, sol sinyalimizi açıyoruz. Kalkış sinyalimiz aşağı. Burada ayağımızı frenimizi tutuyoruz. Şimdi bak, freni bırakırsan ne yapıyor? Ayağa kaçıyor. Değil mi? Kaçmaması için frenimizi tuttuk. Tut frenini. Debriyajımızı çok az kaldır. Arabada bir titreme hissedeceksin bak. Motor ses değişecek. Hafif kaldır. Değişti mi? Hı hı. Şimdi freni bırak sağ ayağını. Bak kalktı. Görüyor musun kaybolan? Şimdi tekrar dur. Tekrar debriyaj fren. Bak, frenimi bırakmıyorum. Hı hı. Debriyajımı yarım debriyaja getiriyorum kavramaya. Hı. Hafif araba bir titreme geliyor. Bir motor ses değişiyor. Şu an tam debriyajda. Hafif debriyajı kaldır. Bak. Onu hisset. Geldi mi titreme? Hı hı. Bırak frenini şimdi sağ ayağını. İşte bu kadar. İleri de bak. Hadi bakalım. Devam et bakalım. Ver gazını. İşte bunu burada yapıyorsunuz. Burada yokuş kalkışınız var. Şimdi onu açabiliriz. Çok sıcak. Evet, şimdi at ikiye bakalım. Bas debriyajımıza. At ikiye. Evet. Demek amaçlı. Bak buraya yol ver levhası. Onu demek istiyor. Yani geçişlere yol ver. Şimdi bastın debriyajına. Yavaşça frenle durdu. Hemen bir aldı tabii ki. Burada yavaş yavaş şöyle öne doğru biraz göremiyorsak yolumuzu bir tık daha öne gidebilirsin debriyajından.
görelim debriyajımızı. Kalpten böyle yolumuzu bir baktık. Sağdan, soldan gelen yoksa yavaşça ilerle bakalım. Sola doğru. Debriyaj yavaş kaldır. Evet. Gayet güzel. Ama tabii çok kıvırmayacağız. Tekrar sağa doğru geçtin. Yavaş yavaş ver hızını. Gaz ver. Gaz ver. İlerle. Ver hızını. At iki. Evet, güzel. Yavaş yavaş hızını verirken debriyajını bırak kendine. Yok basma. Yavaş yavaş gazının geri var. Hafif hı-hı. Çünkü bizi sadece burada geniş dönmeye dikkat edeceğiz. Şimdi bak karşısına araçlar geliyor. Hı-hı. Evet sağ şeritten dönüyormuş. Böyle geniş döndü. Evet toparladım. Devam et bakalım. Ver yavaş yavaş gazını. Şurada bir şeyimiz var. Burası işaret var. Orası kontrolsüz kavşak. Ne ışık var ne bir şey var. O yüzden orada bir durup yolumuza bakıyoruz. Gelen geçene. Biraz daha gidebilirsiniz. Yavaş gidiyoruz şu anda. Evet. Ayağımızı gazdan çektin. Debriyajı tam bastın. Yavaşça frenle durdum. Debriyajı tam bas. Tam bas debriyajına. Evet. Hemen bir aldım. Kalkış desin bir. Evet. Burada baktık sağdan sola gelen yoksa frenini bırak. Debriyajını yavaşça kaldır. Sağdan bir şey gidiyor ama geçeriz. Sür, devam. Düz, düz ver. Gaz var, gaz var. Düz gidiyoruz. O da yavaşmış zaten. O tarafı görünmüyor falan. Biliyor musun? Bu da. Atacağım ona. Seri kararlar verebilirsin, seri hareketler yapabilirsin. Ama panik yaparsan ayağın gazdan çek şimdi iyice de. Dönmüyor. İşte bir basma geliyor. Sadece gazdan çekme yeterli bak. Üçte olduğu için biraz hızlı döndün o yüzden. Sol sinirinizi burada açıyorsun. Sakin olmaya çalışın. Sakin. Hiç yavaş olun. Sakin ol. Şimdi biraz sonra duracağız da şu garajın arkasında. Debriyajı şimdi basabilirsin. Evet. Döndür döndür. Evet. Şurada dur bakalım. Hemen ne yapıyorduk? Bir alıyorduk. Hemen her duruşumuzda. Bak o üçteydi. Evet birde. Şimdi sağ sinirimi açıyorum. Burası da yokuş kalkışı. Sağ yukarı. Hafif de birimi kaldırıyorum freni bırakmadan. Hafif kaldır de birini. Bırak frenini. Heh. Ama bak gaz vermen lazımdı. Dur bakalım. Dur çalıştır. Bas da birini. Dört tane açalım burada. Bak freni bırakma. Freni bırakma. De birini minicik kaldır. De birini hafif kaldır. Sizin çayını bekle tamam mı? Bak böyle bekleyeceksin burada. Araban kavramada bekleyeceksin. Yeşil yandan karşılığında görebilirsin. Freni bırakacaksın. Gözünü dokun. Evet. Bak gördün mü işte bu. Bu ilk bakışım. Bunlar değil. Bunlar hani ne derler? Bunlar istişamda kayısın gibi. Ya ilk derse çıkıyorum. Düşünsene. Sen daha bugüne kadar oturmamışsın. Direksiyona bir at ki. Evet. Vites geçişinden haberin yoktu. Bak şimdi trafiğe doğru çıkıyoruz. Evet. Yani ben o konuda bak hiç panik bile değilsin bence. O konuda tebrik işte ediyorum seni. İşte ama inatın çaktırmıyorsun diyelim. Ama benli haberlerimiz bazen geliyor. Ay hocam ana yola çıktık falan gibisinde böyle bir, bayağı bir paniklerin belirenler de oluyor. Ama bizim onu da dedim ya bizde kontrol bizde ona bakarsanız. Siz ne kadar? O yüzden. Tabii ki bak bende pedal var. Elim burada devamlı. Bu konuda reflekslerimiz de güçlüdür. Biz alışırız. Şimdi ayağını gazdan çek. Komple çektim. Hızın 27 kadar düşüyor mu? Düştü. Hiç basma. Hızın 20'ye kadar düştüyse buradan hiç gazsız bir şekilde döndün, toparladın. Şimdi tekrar gazını vermeye başla. İşte bu kadar görüyor musun? Eğer daha hızlıysan 20'den o zaman debriyaj birazcık fren de yaparsın. 20'ye kadar hızını düşürürsün. Bırakırsın. Tekrar o zaman debriyaja dönebilirsin. Sağ sinirinizi açtın. İlerle bakalım. İlerleki araçların orada. Duracağız. İlerle sen. İlerle, ilerle. Evet. Hatta şu gri araç çıkacak mı acaba? Evet, şunun arkasına doğru gidelim. Bastın debriyajına şimdi. Dibine kadar bas debriyajına. Bırak freni. Bırak biraz akarsın araba. Evet, neyse. Boşa al bakalım.
el frenimizi çekiyoruz. Arabadan inişimiz boş bak. Şimdi boş. Evet, el freni çek. Bas baba. Evet. Kontağımızı kapat. Evet. Dersin. Nasıldı? Öğrendim. Yani arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Helin bugün sıfır başladı. Hatalarını gördünüz. Yani bu kandırmacı bir video değil. Gerçekten birebir samimi bir video. Yani herkese, bütün adaylarımızı, ilk başlangıçta sıfır bilmeyen adaylarımızı böyle çalışıyoruz. İnşallah size bazı şeyleri hani anlatırken yardımcı olmuşumdur. Olduysam da ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.